cezasızlık kadın cinayetlerini artırıyor. 18 yıllık AKP iktidarı döneminde kadın cinayetleri %1400 artış gösterdi. Her gün neredeyse iki kadın, genellikle de en yakınındaki erkekler tarafından katledildi. Katiller ise ya cezasız bırakılmakta ya da iyi hal bildirimine yararlanarak kısa sürede serbest bırakılmaktadır. Diğer yandan kadına yönelik taciz, tecavüz vakaları katlanırken çoğalırken yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel istismara uğramakta, LGBTİ'lere yönelik nefret cinayetleri her geçen gün artmaktadır. Bu ağır vahşet tablosunun temelinde egemen sistem ve AKP iktidarının dinci, militarist, cinsiyetçi, kadın düşmanı politikaları yatmaktadır. Ancak erkekleri koruyan, cezasız bırakan, kadını suçlayan ve itibarsızlaştıran yargının payı da görmezden gelinemez. Bir yandan da İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırma girişimleri devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak demek, açıkça daha fazla kadın ve çocuk şiddet görsün, daha fazla kadın öldürülsün demektir. İstanbul Sözleşmesi eğer uygulanıyor olsaydı, bugün öldürülen kadınların çoğu aramızda olabilecekti. İstanbul Sözleşmesi yaşamın ta kendisidir. Değerli basın, yargı hizmetinin nitelikli verilebilmesi için birinci koşul, hizmeti veren yargı emekçisinin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının idare tarafından tam olarak sağlanmasıdır. Yargı emekçileri maalesef öncelikle düşük ücret, yoğun iş yükü ve idari baskı altında ezilmekte ve uğradığı haksızlığa, eşitsizliğe karşı kendi kurumlarında çare bulamamaktadırlar. Sarlık sürecinde yargı hizmetlerinin devam edebilmesi için öncelik yargı emekçilerinin sağlığının korunması olmalıdır. Bu konuda alınması gereken her türlü tedbir idarenin sorumluluğundadır. Değerli kamuoyu, taleplerimiz nettir. 1. Yargı emekçilerine insanca yaşayacakları bir ücret için derhal ek zam verilmelidir. Şu anda Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olmak üzere ödenen o ücretleri tüm yargı emekçilerine ödenmelidir. Zabıt katibi yargı emekçilerine veri hazırlama kontrol işletmeli kadrosu verilmelidir. Sözleşmeli istihdama son verilmeli, güvenceli istihdam esas alınmalı ve 4B kadrosunda istihdam edilen yargı emekçileri 4A kadrosuna alınmalıdır. Disiplin soruşturması yönünden 2802 sayılı yasa kapsamından çıkarılarak yargı emekçilerinin de 627 sayılı yasa kapsamında disiplin soruşturmasına tabi tutulması konularında düzenleme yapılmalıdır. Hazine ve sayı ücretlerinin artırılarak ve genişletilerek tüm yargı emekçilerine ödenmesi sağlanmalıdır. Atama ve görevli yükselmelerde mülakat değil, mülakat esas alınmalıdır. Artan iş yüküne karşılık yeteri kadar personel alımı yapılmalıdır. Best olarak tüm yargı emekçilerinin taleplerinin sesi sözü olur. Yargı emekçileri için, insanca yaşam ve insanca çalışma koşullarının yaratılması için, hukukun üstünlüğüne dayalı, eşit, layık, demokratik, barışçıl bir adalet sistemi için mücadeleye devam edeceğiz.